Dezenfektan mı? Dezenfektan mı olacak dedik bu sisteme? Dezenfektan nerede? Şimdi mesela geçti 35.7 evet, evet. Sıcaklık. 35.6. Maskesi olmayana şey dağıtmamız var. Maske önüne, hemen. Buraya hemen gelsin, diğer pazarlara da. Hemen. Maskesi olmayan. Bak böyle vatandaş da daha güvenli oluyor, sen de daha güvenli oluyorsun. Bravo, bravo, haklısın maskeleri. Tebrik ederim, hayırlı işler, hayırlı işler. Paylaşıyoruz diyorsun yani. Aynen, yok olmadık şey. Olsun. Esnaf kardeşlerim, gerekirse hayırlı işler efendim. Taktım maskemi diyorsun, sıkıntı yok. Maskemizi takalım, ona göre şey yapmıyoruz. Tabi esnafa dağıtıyoruz ama bugün sadece vatandaşımızın dikkatini çekmek için diyoruz ki biz de. Nasıl, sen iyi misin? İyiyim çok. Sonra ceza yediklerinde sizin şey yaparsın. İnşallah öyle bir şey yaparsın. Ağlamasınlar sonra. Bugün gelmeyi arasınlar yok ya. Yoklarız tabi, her zaman buradayız. Her zaman sizin yanınızdayız. Hani bu pazara... Hani o arkadaşlar... Demirli ondan değil mi? Burayı ayarlamak için gerekli başkanım. O önce sağlık. Kesinlikle. Sağlık yoksa hiçbir şey yok. Gerisi boş. Her şey başkanım. Yok şükür. Şöyle bir dolaşıyor. Ben de gram olsun. Askerlerden mi yapacağım? Bir mesaj yapacağım. Müsait olduğumda dönerim. Buyurun, buyurun. Hadi hayırlı işler ayakalım. Ben de maske bekliyorum. Takalım. Kendi çözümlerimizde duralım. Biz de dağıtma beklemiyorum. Önce sağlık. Maskeli bir şekilde, evet. Kendimiz de çözmeye çalışalım, maskemizi olabildiğince. Tamam. Başka özel olmuş. Kökten çözün. Neyse, maske bulamadım. Var ama senin çözüm de güzel, söyleyeyim. Başkan çözün. Sen alalım. Bir tane. Maskelenelim hemen. Aradım, başkan aradı. Pazartesi verelim dedi, Osman geldi. Yapacak bir şey yok. Şu an maske demiri var, bunun gibi. Ayar yok. Onu burnuna doğru getirdim. O altta değil de burnunun orada olması. Her şey kontrol altında. Şimdi her şeyin başı sağlık. Önce şu virüsü bir halledelim. Gerisini de Allah'ın izniyle var ya. Oku, gerersin, yayıkı bırakırsın. Altta da yanılıyor. Aşağı taraftan şu bize yayılsak. Yok, esnaf kardeşim. Yani önce sağlık. Yani biriyle maske yüzünden kavgaya düşüyor. Ama Denizli sanayi tekstil kendi dikebilir mi? Kendi dikebilir. Ben şimdi buraya nereden geldim biliyor musun? Bir fabrikadan geldim. Dedim ki biz sana kumaş atalım. Orada kara borsa yok ki. Ama bulacağız. Çünkü kural böyle, şart böyle. Mecbur. Biz yaptığımız bu gıda işine uygun. Yani yukarının yazdığı kararlara uygun hareket edelim. Başkanım ben en sağlıklı diyor. Değişik. Hayır, bunu ne kadar kullanıyorsun? Nereden buldun peki? Arkadaşlar nesi getirdi geldi? Şu anda bu 37.5 derece olan oldu mu alarm verecek. Aynen öyle. Mesela bir şey yakın. Ben çakmak. Durduruyoruz. Bakıyoruz sigara var. Şu anda bütün şeylerde. Peki bir giriş bir çıkış umarım neden olabilir? Geçen paylaşım. Evet. Ama tek giriş çıkış. Bir sor bir değil. Aslında buradan girecek. Oradan çıkacak. Aslında olması gerekiyor. 6.3. Mesela çakmak çak. Çakman var mı? Çak çak. Mesela geçelim. Gördün mü? Fotoğrafı çekti hemen. Ateşin çok yüksek çıkıyor. Çıkıyorum, deneme yapıyorum. Biraz daha yüksek.
Pamukkale, Fatım Ali Muhtar Ramazan Yerli. Belediyemizin bu termal kamerasından çok memnunuz. En azından bütün parti halkı burada sağlık açısından ateşini ve kontrol altında tutuluyor. Biliyorsunuz bu koronavirüs ateş yükselmesinden kaynaklanıyor. Çok güzel bir şey. Hani vatandaşlarımızın hiç haber olmuyor. Otomatik ateşler ölçülüyor. Teşekkür ederim Pamukkale Belediye Başkanımızın bu çalışmalarından dolayı. Hüseyin Bağcı, Fatih Mahallesi'nde oturuyorum. Bu mahallenin çocuğuyum. Belediyenin uyguladığı bu termal kamerayla çok çok iyi. Daha geç kalmış bile bir olaylar. İnsanlar biraz bilinçlendikçe işler düzeliyor. Mesela bakıyorum ben tezgahlar arasındaki mesafeler olsun. İnsanlar biraz uymayı başlamış diye düşünüyorum. Çok iyi olmuş. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum. Bir an önce de bu virüsten Cenab-ı Allah'ın bu ülkeyi, bu milleti kurtarsın diyorum. Çok çok teşekkür ederim. Düşünenlere, bu şekle getirenlere, herkesten Allah razı olsun. Evet, malumunuz ülkemiz çok ağır bir koronavirüs vakasıyla dünyanın çalkalandığı gibi ülkemizde mücadele ediyor. Alınmış olan son tedbirlerimiz var. Özellikle pazar yerlerimizle alakalı. Biz de bugün sabahtan bu tarafa pazar yerlerimizi dolaşıyoruz ve alınmış olan tedbirlerin neler olduğunu, ne şekilde uygulandığını gözlemliyoruz. Daha da nasıl iyileştirebileceğimizi görüyoruz. Şu anda bütün pazar yerlerimizde termal kameralarımızı yerleştirdik ve termal kameralarımız vasıtasıyla çoklu geçişlerimizin hepsini de kontrol altına alacak ve her birinin de ateşini ölçebilecek bir sisteme sahibiz. Sistemimiz 37,5 derece ateş ve onun üzerinde ateşe sahip olan kişiler tespit edildiğinde hemen alarm veriyor ve bu kişilerle alakalı ilgili tedbirlerin alınması için ilgili personelimiz hemen devreye giriyor. Derhal ilçe sağlık müdürlüğümüzü arayarak o insanların tedavi süreçlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda pazar yerindeki esnaflarımızın tamamının da hem eldivenli hem de maskeli olması gerekliliği söz konusu. Bu hususta da yine denetimimizi yaptık. Esnaf kardeşlerimizi uyardık. Şu anda pazar yerimizin tek giriş ve çıkışı vardır. Ve bu giriş ve çıkışlarımızda el dezenfektanlarımız, aynı zamanda da az önce ifade ettiğim ateş ölçer cihazlarımız mevcut. Ben bütün vatandaşlarımıza bu süreçte çok hassas olmalarını rica ediyorum. Pazar yerlerimizde içerideki esnaf sayımızın 2 katı kadar vatandaş alımı yapılacak. Bunun için çok da fazla yoğunluğa sebebiyet vermemek için vatandaşımızın pazarını olabildiğince farklı zaman dilimlerinde yapmasını sağlamaları icap ediyor. Bu da pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltacaktır. Elbette tek giriş ve çıkış uygulaması eski alışkanlıklarımızı belki bizi sıkıntıya sokabilecek ama bu sağlığımız içindir. Sağlığımızdan daha önemli değildir. Biraz 100 metre fazla yürürüz, 50 metre fazla yürürüz belki ama en önemli olan sağlıktır. Onun için alınmış olan tedbirlerde vatandaşımızın da görevlilere yardımcı olmasını istirham ediyoruz, rica ediyoruz. İnşallah bütün vatandaşlarımıza da sağlıklı günler temenni ediyoruz.